Yine muhteşem bir organizasyon yapmışsınız. Bu çiçek hemen dikkatimi çekti. Hemen onunla başlayalım isterseniz. Bu meşhur aloe veracı. Aloe vera bu. Aloe vera gördüğünüz gibi kenarları hafif kertikli, üzeri beyaz benekli. İçerisinde böyle şöyle kopardığımızda bir yaprağını içerisinde görüyor musunuz? Sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde var. Kopmadı, kopmadı, hala kopmadı. Bunun birleşiminde mineraller, vitaminler, enzimler, o kadar çok madde var ki harika yani. Cenab-ı Allah'ın bir nimeti. Şimdi mesela bu jel, diyelim ki bir yeriniz yandı. Sürüyorsunuz, hemen yangının acısını alıyor. Gözünüz ağrıyor, çok ağır bir mesela arpacık iltihap var. Gözünüzü kapatıp şöyle üstüne sürüyorsunuz. Yakıyor mu? Yok yok, hayır, yakmaz. Hiçbir yan etkisi yok. Çayınıza katabilirsiniz. Çorbanıza katabilirsiniz. Problem yok. Şimdi bu mucizevi bir bitki. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Yani sadece laftan ibaret değil. Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmalarda bağırsaktaki mantarları yok ettiği belgelenmiştir. Louis Pauling enstitüsü. Yani besin alerjisine karşı etkili. Atopik ekzemaya karşı etkili. Sulu kabarcıklı kaşıntılı ekzemaya karşı etkili. Mısır'da klinik araştırması yapılmış. Akneyi, sedefi, ekzemeyi iyileştirdiği belgelenmiştir. Alman Farmakoloji Birliği yapmış olduğu araştırmalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği belgelenmiştir. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bangkok yani Tayland'da yapılan klinik araştırmada şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Geçiyoruz. Japonya'da Fushiyama bu Hiroşima var ya, atom bombasının atıldığı yer. Evet, değil mi? Ben tabii siz anlatırken ben de merakla bitkiyi inceliyorum. Evet, nesiniz? Özünü mü çıkarıyorsunuz? Şöyle koparabiliriz. Şurada mesela bir dalı şöyle kopardığınızda görüyor musunuz? Evet, ben alayım, size anlatmaya devam edin. Bunun birleşiminde binlerce vitamin, mineral, enzim var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Japonya'da bu atom bombası atılan yere, şehirde Hiroşima. Atom bombası atılan şehirde bir üniversite var. Fushiyama Üniversitesi. Fushiyama Üniversitesi bununla yapmış olduğu araştırmada ne bulmuştur? Hücre yenileyici, antioksidan, anti-aging, gençleştirici, dinçleştirici, vücudu arıtıcı, temizleyici. Antioksidan, anti-aging. Fushiyama Üniversitesi'nin buluşu. Bangkok'ta, Tayland'da yapılan klinik araştırması şeker hastasını. Pankreas iflas etmemişse iyileştirdiği tip 2'yi belgelenmiştir. Kitapta biraz önce gösterdim. Mısır'da yapılan klinik araştırmada akne, ekzema ve sedefi iyileştirdiği belgelenmiştir. Aloe vera iyi güzel de, aloe verayı böyle evde aldın, mikserde çektin, balla karıştırdın. Ye babam ye, olmaz. Neden? Çünkü bunun birleşiminde çok az miktarda aloein var. Ne demek? İshal yapar, karnı böyle hamile gibi şişirir kişinin. Yan etkisi var. Yani kişi kullandığı zaman bilinçsizce kendi kendine karnı davul gibi şişer. Bir, ishal olur. İki, elektrolit kaybına sebep olur. Bağışıklık sistemi çöker. Ben bu nedenle bununla ilgili, aloe vera ile ilgili, zahmet olmasın elinizden alayım. Estağfurullah, böyle bir bitkiyi tutmak, gerçekten siz bu işin uzmanısınız. Şimdi ben neden bu aloe veraya kafayı taktım yıllar önce? 1992 yılında Ahmet Er, eski milletvekillerinden, şimdi kendisi Manisa Akhisar'da, 100 yaşına varmıştır inşallah. 100 yaşında. Maşallah. Şimdi Ahmet Er konferans verdi. Konferansa ben de katıldım. Herkesle sohbet etti. Bana dedi ki, ne işle meşgulsunuz? Şifalı bitkilerle ilgili araştırmalar yapıyorum, çalışıyorum. Botanik bahçede o zamanlar çok sık gidip fotoğraf çekiyorum. Üniversitenin kütüphanesinden araştırmalar yapıyorum vesaire. Aa, çok güzel dedi. Ne? Bir rüya gördüm. O rüyadan dolayı uyuyamamıştım sabaha karşı kadar. Yani nedir, ne değildir? Neden böyle bir rüya gördüm diye merak ediyordum dedi. Uyuyamamış sabaha kadar.
Hemen sana anlatmam lazım dedi. Olur dedim. Sessiz bir yere gidelim dedim. Bir dışarı çıktık. Bir kafeteryaya. Dedi ki gece rüyamda peygamberimizi gördüm. Sallallahu. Evet dedim. Hayrola nedir dedim. Kenarında böyle tikensi. Üzeri beyaz benekli. İçi böyle jel gibi sıvı dolu olan ve yaprağı kılıca benzeyen bir bitki. Dedim aloe vera. Ben de o zaman başka bir firmada distribütörlük yapıyordum. Bu işlerle uğraşıyordum. Aloe vera çok iyi bilirim. Çünkü bütün bitkilerin fotoğrafını çektim. 7000 bir fotoğraf çektim ben. 12 yıl fotoğraf çektim. Ben anlamam dedi. Peygamber Efendimiz ona diyor ki Ahmet bunda çok şifa var. Bütün insanların bilmesi, tanıması ve kullanması gerekir diyor. Ahmet Bey dedi ki bundan sonra ne yaparsan yap. Çok şükür dedi. Ben rahatladım. Demek ki senin için rüyayı görmüşüm dedi. Evet bize nasip olmadı peygamberimizi görmek ama o zat-ı muhterem temiz kalpli bir insanmış. İnşallah biz de görürüz. Bize de nasip olur. İnşallah. O görmüş ve böyle bir rüya anlattı. O günden sonra araştırmalara başladım. İtalyan, İspanyol, Yunan, Portekiz, Arap, Çinli, Taylandlı, Tayvanlı bir sürü tanıdığım dostumdan aloe vera ile ilgili reçeteleri aldım, kullandım, üretmeye çalıştım, başaramadım. 19 yıl çalıştım. Artık usandım yani ya bu vaktim bununla iş başa çıkamıyorum, yapamıyorum. Bu işi ben yapamayacağım, başaramayacağım dedim yani. 19 yıl. Çeçenistan'dan bir Türk hekimi gelmiş. En ağır kanser hastalarını ben ona gönderiyorum. 3., 4. devre. Dedim ki nasıl tedavi ediyorsun? Yani doktorlar artık eve gönderiyor. Rahat rahat evinde döşeğinde ölsün diye. Sen tedavi ediyorsun, ayağa kaldırıyorsun. Nasıl oluyor bu iş dedim. Ben anlamadım. Aloe vera kullanmıyor musun dedi. Aloe verayı denedim 19 yıl ama doğal üretemedim. Dedi ki sen gel bak görelim. Evine gittim ki evinin her tarafı, bahçesi, her taraf aloe vera. E dedim ne işe yarıyor? Ben çalıştım başaramadım. 19 yıl uğraştım. Sen Kara Kaplı kitabı gördün mü dedi. Ne? Gök Türkçe, eski Türkçe yazılmış. 2000 yıllık eski kitap. Türkler tıpta dünyanın en eski medresesine sahipmiş. O zaman ben de bilmiyordum. Eski Türkçe yazılmış, Göktürk Türkçesiyle kara kaplı bir kitap. Bundan dedi, her şey bunda, her şey bizde, Türklerde dedi. Allah Allah, Rusya'dan gelirken kaçırmış, getirmiş, Çeçenistan Savaşı'nda. Her şey burada dedi. Aloe vera üretmek istiyorsan birleşmene şunu şunu katacaksın. Tamam dedim, denedim. Onun söylediğinden daha etkilisini ne yaptık? Ürettik, hamdolsun. Bu da jeli değil mi? Bu jeli. Aloe vera jel dememizin sebebi bu yaprağın içindeki jelden dolayı. Bunun birleşiminde çiçek balı var. Aloe vera jel var. Zencefil var. Zerdeçal. 19 çeşit bitki var. 19 çeşit. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsakları temizler. Alerjiye karşı etkili. Cilt hastalıklarını önler. Antioksidan, anti-aging. Bağışıklık sistemi, yani şeker hastalığına karşı etkili. Zaten bununla ilgili biraz önce kitapta bahsetmiştim. Klinik araştırmalar yapılmış. Biz bunun kapsülünü de üretmeye çalıştık ama kapsülü nedir? Aynı derecede etkili değil. Çünkü kapsülün de ekstraktı, destilasyonla, ekstraksiyonla vitaminleri, mineralleri azalıyor ya. O nedenle baktık sıvısı bu kapsülünden 100 kat daha etkili. Çok çok fark var. Çünkü bunun içerisinde vitaminler, mineraller, enzimler bozulmamış halde. Olduğu gibi, doğada olduğu gibi muhafaza ediliyor. Ekstrakta öyle değil. Bu nedenle aloe vera herkes her yaşta kullanabilir. Bağışıklık. Herhangi bir yan etkisi yok. Hayır. Anti-aging yani saydım. Klinik araştırması belgelenmiş. Bir dedikodu nedeniyle yani bazıları aloe vera, aloe vera vesaire dediler. Bunu söylenenler de bazı kimya fabrikalarından milyon dolarlar cebe indirmiş. Sözde efendim televizyon programcısı bazı şirketlere çalışmış uluslararası. Birisi 2,5 milyon dolar para almış, birisi 4 milyon. Aloe vera ile ilgili negatif yayın yaptılar. Dünya şaşırdı. Türkiye'de bir buluş oldu zannettiler aloe vera ile ilgili. Almanya, Amerika, Avrupa Türkiye ne yaptı? Bir buluş mu yaptı acaba dediler. Bu dedikodu üzerine asparagas yalan haber. Bunun üzerine Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı'yla birlikte çalışarak aloe vera kullanan 2,5 milyon insana sordular. Memnun musunuz, değil misiniz? Hepsi memnunuz.
Hiçbir yan etkisi yok. Bağırsaklar için, alerjiye karşı, cilt hastalıklarına karşı, şekere karşı, kolesterol, lipide karşı etkili dediler. Ha, o zaman dediler ki ya Türkiye'deki haber asparagas, yalan haber. Ortaya çıktı sonra bunların iki televizyoncu sadece para için asparagas, yalan haber yaptıkları ortaya çıktı. Sonra tabii ki müsaade edildi, tekrar üretimine geçildi. Evet, o zaman sizin de dediğiniz gibi sevgili seyirciler, aloe vera'nın kullan şifaya yani, kavuş değil mi? Evet, temizler, aradı, tertemiz, tadı da güzel. Tadı da güzel. Şu anda ben de isterdim ama malum Ramazan ayındayız. Ramazan oruçluyuz, niyetliyiz. Evet. İnşallah zaten Yüce Rabbim her zaman söylüyoruz. Doğada öyle ürünler, öyle bitkiler yetiştirmiş ki, öyle şeyler vermiş ki biz kullarına. Yani her derde deva değil mi? Evet.